Merhaba arkadaşlar, ben Kasım Şenli. Bugün STM 32 Cube MX ve Kale BluVision 5 programlarını kullanarak LED yakıt söndürme uygulamasını gerçekleştireceğiz. Bunun için öncelikle STM 32 Cube MX programını açıyoruz. File, yeni proje sekmesine basıyoruz. Bunu yaparken internet bağlantımızın olması gerekiyor çünkü gördüğünüz üzere bazı dosyaları indiriyor. Evet, şimdi buradan board selector sekmesini tıklayarak board seçimini yapacağız. Biz STM 32 F4 Discovery board'unu kullandık ve bunu yazıyoruz. Alt tarafta çıkan board'umuzu seçiyoruz ve bizim kullandığımız board bu. Ve şimdi Start Project sekmesine tıklıyoruz. Board'umuzu seçtikten sonra. Board proje ayarları ile ilgili bir sekme, yani evet diyoruz bu sekmeye. Evet arkadaşlar, şimdi STM 32 F4 Discovery board'unun pinleri geldi. Öncelikle bu pinleri temizliyoruz. Bunun için Clear Pin Out sekmesine tıklıyoruz. Evet, bunları temizleyin diyor. Evet, temizliyoruz. Şimdi sistem core sekmesine gidiyoruz ve buradan BCC'yi seçiyoruz. Bunun amacı mikro denetleyiciye clock sinyali harici olarak genelde kristal kullanılıyor. Bu ESE dediğimiz, yani High Speed Acceleration Clock anlamında. Bu yöntem ile mikro denetleyici clock sinyalini harici olarak vermek gerekiyor. Genelde kristal olarak üretilen bu sinyal mikro denetleyicinin osilatör giriş ve çıkış pinlerinin yükleme kapasitörleri ile birlikte veriliyor. Genelde kristal seramik rezonatör kullanıyoruz ve bunu seçtiğimiz zaman
Gördüğünüz üzere STM32 kartındaki bu iki led kendiliğinden otomatik olarak ayarlandı. Bunu seçtikten sonra kullanacağımız pinleri yazıyoruz. Bu pinlerimizi şimdi seçiyoruz. Biz 4 tane LED yakıp söndürmek istediğimiz için 4 tane LED seçmemiz gerekiyor. Bunun için GPIO Output sekmesine tıklıyoruz. 4 LED'imiz için de GPIO Output sekmesini tıklayacağız. GPIO genel amaçlı giriş çıkış birimi anlamındadır. GPIO mikrodenetleyicinin pinlerinin ayrı ayrı ayarlanabildiği bir birimdir. STM32 F4 Discovery mikrodenetleyicisinin pinleri harflerle gruplandırılmıştır. Ve bunlar için pinlerin çıkış durumlarını ayarlayabiliyoruz. Yani kısacası ledleri biz bu pinleri seçerek yanıp söndüreceğiz. Şimdi bunlara isim verebiliyoruz. Ne diyelim? LED 1 dedik. Bunları seçtikten sonra başka bir işimiz kalmıyor burayla. Ve buradan clock ayarlarına, saat ayarlarına gidiyoruz. Burada kartımızın üzerindeki kristalin hız değeri 8 hız frekansı 8 MHz ve 8 olduğunu zaten buradan seçmiş. Burada da maksimum 168 MHz, buradan giriyorsun ve maksimum 168 MHz'i seçiyoruz. Bu şekilde harici osilatör kullanmış olacağız. Yani STM32 F4 clock ayarı için harici yüksek hızlı osilatör kullanmış olacağız. Projemize isim vereceğiz. LED yakmak diyoruz. Buradan kullanacağımız Keil kullanacağız biz. O yüzden Keil için MDK ARM V5'i kullanıyoruz. Bunları yaptıktan sonra zaten kodlar otomatik olarak ayarlanacaktır. Ve generate kod bastığımız zaman key program açılacak.
Main.js dosyasını seçiyoruz arkadaşlar. Asıl yapacağımız işlem burası çünkü. Burada kodlarımız zaten otomatik olarak yükleniyor. Bizim yapmamız gereken tek şey şimdi kodlarımızı yazıp çalıştırmaktır. Kodlarımızı yazmak için while döngüsü içinde kullanmamız gerekiyor. Çünkü while döngüsü bizim işlemimizi yapacağımız döngü. Şimdi while döngüsü içine kodlarımızı yazabiliriz. Şuraya basıyoruz ve buradan Enter'a bastığımızda kodlarımızı yazmaya başlıyoruz arkadaşlar. GPO toggle pin dedik. Bu eğer 0 ise 1, 1 ise 0 yapıyor. Yani pinlerin terslemesini alıyor. Bu şekilde led yakmamızı yapmak için bu toggle pini kullanıyoruz. Bunun için sisteme komut vereceğiz ve led 1 kullandık. Buraya kullandığımız seçtiğimiz pinleri yazacağız yani. LED 2 pinimizi şu anda girdik. Şu an LED 1'de bir hata var, onu sonradan düzelteceğiz. LED 3 GPIO portunu buradan basıyoruz. LED 3 GPIO'yu seçtik. Şimdi aynı işlemi LED 4 için yapacağız. GPIO port. Bunu yazdıktan sonra hal delay komutunu ekleyerek komut bizim ne kadar geciktireceğimizi yani ne kadar süreyle ledimizin yakılabileceğini söyleyen bir komut bizim için. Buradan
HALDENE komutunu kullanarak ne kadar sürede LED'imizi yakabileceğimizi göstereceğiz. Yani burada 1000 milisaniye, yani 1 saniye olarak girdim. Ha, şunlara şey noktalı virgül koymayı unutmuşuz. Bunları unuttuk. Evet. Şimdi oldu sanırım. Build ediyoruz. Sanırım yüklendi. Ve load ediyoruz. Ve videomuz bu kadar arkadaşlar. Şimdi kartımıza yüklendi. Tüm netleri 1 saniye alıp kaldı. Tüm netleri 1 saniye aralıklarla çektiğimizin kanıtı.